Bizim bu aslında conversation entity dediğimiz olay bizim historimizi tutuyor. Ancak biz öyle bir şey yapalım ki yani öyle bir model açalım ki tüm projedeki yani o yukarıdaki mesela pound, kilogram gibi açıklamayı versin, tipi versin, kaç mesela litreyi galona Kaçla çarptığımızda gibi yani hangi kaçla multiply, multiple by yani gram, kilogramın çarpılma bölme nasıl hangi işlemlerle çevrildiğini aslında bize vermesini istediğimiz e, data klasa geçebiliriz. Bunu şu şekilde yapacağız. Burada database kısmına package diyoruz ve data kısmına kadar siliyoruz ve buraya model ismini veriyoruz. Gördüğünüz gibi database paketimizin içerisinden çıktık ve bir data class açabiliriz. Bunu conversation diyelim. Ben entity isimlendirdiğimde entity eklemesi yaptığımda bunu database'ler için kullanacağımı belirtmiş oluyorum. Şimdi conversation olduğu için bu tüm proje için kullanacağım anlamına geliyor. Bana göre, benim isimlendirme kurallarıma göre. Şimdi burada conversation id dediğimizde integer gördüğünüz gibi bir id her zaman ihtiyacımız var. Ardından conversation description Yani bu demoda gördüğünüz e, pound to kilogram kilogram to pound gibi e, ölçümler bunu yaptık. Ardından one conversation Base type dediğimiz olay, ardından while conversation convert type bu da string tipinde ney? Çünkü pound base typesa convert type kilogram. Ardından while conversation multiple multiply by multiple by yani kaçla çarpacak kaçla çarpayım kaç tarafından çarpılacak şeklinde bir isimlendirme veriyoruz. Bu şekilde biz conversation'ımızı artık kolayca yönetebiliriz. Bu bizim çok işimize yarayacak. Tabii ki de bunu yapmasanız da olur mesela ilerleyen dönemde bunun ne kadar faydalı olduğunu bir tip ile tutmanın ne kadar iyi olduğunu göreceğiz. Bu şekilde her conversation view modelimizde her conversation eklememiz projenin hiçbir şey yapmadan tüm işleyişinin devam edeceği anlamına gelecek. Bunu göreceğiz.